İngiltere'de ekonomik kriz yaşana dursun, Türkiye'liler ise her geçen gün yeni yeni iş yerleri açmaya devam ediyorlar. Bunlara en güzel örnek ise geçtiğimiz günlerde açılan ve dekorasyonuyla özellikle dikkatleri üzerine çeken Hidden Cave, yani saklı mağara oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da gün geçmiyor ki Türkiye'li yeni bir girişimin altına imza atmasın. Yaptıkları farklı girişimlerle dikkatleri üzerine çöken başarılı iş adamlarından Ali Bey, bu sefer yaptığı gizli mağara konseptli iş yeriyle yine dikkatleri üzerine çökeceğe benziyor. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan gizli mağaraya ilgi ise yoğun oldu. Açılışı gerçekleştiren isimler son durak mikrofonla konuştu. Efendim açılış biraz önce gerçekleşti. Açılışı gerçekleştiren isim Teoman Bey yanınızda. Evet. Güzel bir açılış. Neler söylemek istiyorsunuz efendim? Abi, ilk olarak dediğim gibi böyle muhteşem, güzel bir iftihar olucu bir restoran yapmaları için Ali Ganadeli Bey'i ve bir de burada hep yapanlar Türk arkadaşlar. Bilhassa Mehmet yani tebrik ederim. Bu gibi yerler yalnız kendine değil topluma da fayda alır. Bir de en az 10-15 kişi çalışacak. Bir zamanlar herkes tekstilde çalışırdı. Şimdi restoranlarımız var. Türkler yine ne güzel işsiz kalmaz. Ve en güzel, en sağlıklı yemekler bizim Türk yemekleridir. Ama Türk mutfağıdır. Çünkü yanında her şey var. Zebzesi var, meyvesi var. Ve biz de diğer Çinli ve Indianlar gibi böyle zebzeleri fazla kavurmuyoruz. Mesela soğan, sarımsak faydalı biraz erkeklere biliyorsun. Kavurduğunda faydası kalmaz. Kokusu var ama bir şey değil. Hani her şeyi veriyorlar. Bir de barbekü tipi olduğu için bizim yemeklerimiz yağlar akıyor. Bir de her şey taze. Yani böyle şey böyle eski. Buradan her şey yani günlük geliyor. Etinden, balığından, zebzesinden yani her şey burada taze anlık geliyor, günlük gelecek. Efendim açılışı yapan Teoman Bey olunca sağlık konusu yani, da konuşulmadan yani, geçilmiyor. Zaten doktor olmasam, temiz olmasa gelmezdim. Evet, hem evet. Mehmet'in yani doktoruyum, şimdi hem Ali Bey'in. Mutfağımıza güveniyoruz. Bütün her şeyine kendimize güvenerek yani Hakne'deki sağlıkçılar bile geldi burada gözleri böyle fal taşı gibi açıldı. Temiz olmasa gelmezdim zaten. Evet. Kirlemek istemezdim çünkü. Çok temiz yerdi. İnşallah halkımız da iyi bakar. Yani bu gibi iftira edici yerlere biraz destek olurlar. Çünkü dediğim gibi herkese böyle yerler faydalıdır ve yemeklerimiz de sıhhatlıdır, sıhhat mühendir. Yalnız bunu tekrarlıyorum. Menümüzü görmen lazım. Hani Indian'ı, Pakistan'ı şey etti biraz kötüler ama bizim Türklerde tuz kullanmayan fazla tuz kullanıyoruz. Yani. Bir de siz fazla acı da yemek yersiniz. Acıda mideye zararı vardır. Sonra hep siz bana gelirsiniz. Ben bana iş çıkar. Bana yazar tuzdan. Ama her şeyiniz çok güzel. Sizi tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii uğurlu, sağlıklı ve hayırlı olmasını dilerim. Eminim ki bu gibi işler tabii beleş olmaz biliyorsunuz. Epey masraflı olmuştur. İnşallah yavaş yavaş içine çıkarsın. Ve ondan sonra başka bir tane de yaparsın. İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Çünkü ben de ama medyayı, gazeteleri tebrik ederim. Çünkü bunun arkadaşlar olmasa bütün isteklerimizi gerek sağlık bakımından gerek isteğimiz hakkında uyuşturamazdı. Bu arkadaşlara da tebrik ederim. Sizi de daima yardımlarınızdan kaçırmadığınız için sizi tebrik ederim. Efendim açılış yapıldı. Sizler de lezzetleri test ediyorsunuz. Nasıl buldunuz? Neler söylersiniz? Beğendim. Çok iyi gördüm. Nasıl? Tatları nasıl? Tadı iyidir. Kıvamındandır. İyidir. Bir de yan tarafa dönelim. Hanımefendinin düşüncelerini alalım. Tatları çok güzel. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Yemeklerin tadı, kebapların tatları çok güzel. Bence herkes gelsin görsün. Peki iç dizaynı nasıl değerlendiriyorsunuz? İçeriği nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir hali farklı. Çok güzel, harika bir şey. Bir ayrıcalığı var ki çünkü gizli mağaramız var. Çok güzel bahçesi var, havalı yeri. Herkes buyursun gelsin görsün bence. Aynı zamanda bu iş yerinde dikkat çeken en önemli özellikler arasında lezzetlerin adeta Türkiye'den transfer edilmesi yer alıyor. Efendim birbirinden farklı lezzetler görünüyor burada. Hepsini birazdan test etmek istiyoruz ama bu lezzetlerin bir sırrı olmalı muhakkak. Bu sır da sizde saklı sanıyorum. Sırrı tabii sosunda. Sosunda diyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Nedir farklılığı? Hepsini farklı soslarla yapıyoruz. Tavukları işte biber salçası, tatlı toz biber. Tuz marinatta 1-2 gün kalıyor. Daha lezzetli oluyor ve yumuşak oluyor. Sanırım bir de şu konu var, deneyim. Bu da sizden kaynaklanan, evet. Biraz önce iş yerinin sahibinin dediği gibi uzun yılların bir deneyimi var. Ondan bahsedelim, biraz sizi tanıyalım. Türkiye'de, Antalya'da, Fethiye'de çeşitli otellerde, 5 yıldızlı otellerde ben aşçıbaşı olarak çalıştım. Daha sonra buraya geldim.
O deneyimleri burada kullanıyoruz. Peki ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz, bu lezzetlere olan ilgi? Herkes beğeniyor. Hiçbir şikayet almıyoruz şimdiye kadar. Peki bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Bir şey test edip yedikten sonra onun tadını, güzelliğini size ileten müşterileriniz olduğunda bu nasıl bir mutluluk oluyor? Çok güzel bir yemek. Elinize sağlık. Tabii, çok güzel bir duygu. Açılışa gelenlerse bir hayli mutluydu. Efendim şu anda bulunduğumuz yer zemin kattı, ancak buranın iç dizaynı bir hayli farklı. Şimdi yukarıya doğru mağaranın görünmeyen kısmına, arka taraflarına doğru gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir taraftan yemekler yeniyor. Efendim afiyet olsun. Nasıl yemekler? Açılış gerçekleşti biraz önce. Neler söylemek istersin? Uğurlu olsun. Çok güzel. Ne kadar süre? Yemeklerin lezzetini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Çok güzel. Beğendim yani. Efendim neler söylemek istersiniz? Güzel bir açılış gerçekleşti. Lezzetle test ediyoruz. Çok mükemmel. İnanılmaz bir dekorasyon. İlginç yani. Çok memnunum yani. Hafta sonu ailecek güzel bir açılıştasınız. Lezzetleri test ediyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Güzeldir. Lezzeti güzel. Yer olarak güzel. Hani yer olarak çok güzeldir. Plan ve lisans konusunda çalışma yürüten Ender Cemgil, yoğun bir emeğin ardından gizli mağaraya olan ilgiden bir hayli mutlu olduklarını söyledi. Efendim açılışı gerçekleşen iş yerinin planını yapan ve aynı zamanda lisansını alan isim yanımızda. Efendim güzel bir iş yeri oldu. Neler söyleyeceksiniz burayla ilgili olarak? Evet, güzel bir yer ortaya çıktı. 6 aydır uğraşıyorduk. Sonunda hallettik, lisansını alabildik. Planlama saatlerini 1'e kadar uzattırdık. Daha önce 11'e kadardı. Aynı şekilde alkol satma ruhsatını da 1'e kadar uzattık. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Müşterimiz açısından teşekkür ediyorum. Efendim şimdi ise buranın iç mimarı yanımızda Mehmet Bey. İçeri girdiğinizde bir farklı bir hava direkt olarak hissediliyor. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Biz buradaki halkımıza beğendirebilmek için. Beğendirdiysek ne mutlu bize. Yani burayı yaparken göz önüne aldığınız bazı şeyler var mıydı? Diğerlerinden farklı olsun diye. Daha önce yapmış olduğumuz otellerden tecrübe edinerek yaklaşık bir 40 yıllık bir tecrübe var. Ahşap bir şeyle ilgili. Tecrübeye dayanarak buradaki işi farklı bir şey yaptık. Yani farklı bir dekor, farklı bir görüntü. Halkımıza yani farklı bir dizayn yaptık burada. Beğendirebilirsek ne mutlu. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. İş yerinin kurucusu Ali Bey ise açılışta mutluluk ve heyecanını gizleyemeyen isimlerdendi. Efendim bir taraftan tebrikleri kabul ediyorsunuz. Güzel bir iş yeri açıldı biraz önce hep birlikte. Neler söyleyeceğiz? Güzel bir mutluluk sanıyorum. Vallahi hocam tabii ki güzel bir mutluluk. Oldukça bir uzun bir maraton sonunda böyle bir şey ortaya çıkardık. Yani uzun bir yorgunluktan sonra yaklaşık bir sene uğraştık ki gerçekten farklı bir şey ortaya çıkarabilelim diye. Yani böyle bir taraftan başlayıp hemen basit bir şeyle bir yer açalım amacı gütmedik. Farklı bir şeyle aylarca buradan ressamın çalışmasıyla, inşaatçımızın gerçekten özenli işler yapmasıyla, farklı bir atmosfer, farklı bir dekorla birçok yerden nadir olan özel mağaramızdan, ki dükkanımızın ismi Hidden Cave, yani gizli mağaradır. Mağaramızdan, işte bahçemizden, mühendisimizin aldığı izinlerden dolayı bayağı kalıntılı bize çağırdı, bazı zorlukları aşarak. Yani Cemka grubun yardımlarıyla buraya kadar getirdik şimdi. İçeriye baktığımız zaman gerek dekoru gerek dizaynı bir hayli farklı. Londra'da alışık olunmayan bir şey var burada. Tamamen, evet tamamen böyle farklı bir şey düşündük. Böyle inşaatçıyla, ressamla kendimiz yarattık yani. Öyle bir yerden, farklı yerde görüp de buraya yarattığımız hiçbir şey yok. Hep kendi düşüncemizden. Bende de bir şey var. Dekor hastalığı var yani. Yani dekora biraz düşkünüm. Çok severim böyle farklı bir ortam yaratmaya. Bunu da başardık diye düşünüyorum. İnşallah başarmışızdır. Biraz da yerinizden bahsedelim isterseniz. Önümüzdeki günlerde burada birinci bölgeye şimdi girecek. Burası Dawson Junction. Eskide tabii bir farklı. Şu anda tamamen %100 farklı olan, gelişen bir bölgedir. Şu anda buraya farklı insanlar geldi. Farklı tamamen bir potansiyel oldu. Biz de o potansiyeli düşünerek yani böyle bir şey özendim. Normalden burası daha önce de komşu olarak çalıştırıyordum. Ama burada bir farklılık oldu yani. 7 senedir biz buradayız. 7 senedir ben buradayım. Birinci bölgeye giriyor burası. Oldukça kaliteli insanlar gelecek. Oldukça yani bu bölge tamamen tahmin etmeyeceğimizden daha üstün level'lara çıkacak diye düşünüyorum.